büyüden kurtulmak için ne yapmak lazım ve yapılması lazım şeyden bahsedilir. Zaten tam ilmihal saadeti belirli var. O bahsettiği kitap da zaten oradan alıyor. Tam ilmihal saadeti ebediydi. Büyüden kurtulmak için yapılması gerekenler de pratik olarak herkesin yapabileceği bazı şeyler var. O saadeti ebedi kitabında geniş bir şekilde anlatılıyor. Orada anlatılırken mesela herkesin pratik olarak yapabileceği 3 salavat, 7 ayetel kürsi, her birinde aynı şekilde besmele çekiliyor. 7 defa özür dilerim, 7 Fatiha-i Şerife besmeleyle, 10 sonra 7 ayetel kürsi besmeleyle, 7 kafirun, kulliyayül kafirun, her birine besmele çekerek, 7 ihlas, kul huvallahu ahad, 7 felak, kul huvallahu rabbil felak, 7 nas, kul huvallahu rabbil nas. Bunlar da her birini okurken besmeleyle çekilecek. Okuduktan sonra bunları çırpıda okuyacak tabii. Okuyacak. Büyülenmiş kimsenin üzerine üfleyecek bunları. Bitirdikten sonra. Ondan sonra tekrar bunları yine 7'şer defa okuyacak. Büyülenmiş kimsenin yattığı yatak odasına, evin her tarafına, eğer ev bahçeli ise oraları da üfleyecek. Buna birkaç gün devam edecek. Büyü varsa biznillahü teala çözülür. Şimdi dinleyicimiz hani peki orada saadeti ebedide de var. İşte suya şunlar 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 okunup üflenir. Bunun içilir. Geri kalanına da aynı şekilde kusül abdesti alınır. Ama dedi okuduğumuz o su dedi hani akıp gidecek. Tamam okuduğunuz su canım. Orada basrı yok. Yani o ayet-i kerime değil. Üzerine üflenmiş ama banyoda aynı şekilde hani leğende şey yaptı ayrı bir yere mi dökmemiz lazım? Onu ayrı bir yere dökme imkanı söz konusu değil. Benim var efendim bahçem var. Ha, o zaman tamam. Bir ağacın altına. Dibine. Ha, bir ağacın altına dibine aynı şekilde dökersin. Ya otları götürür dökersin canım. O mahsur söz konusu değil. Leğende alırsın. Sabunda kullanmazsın. Götürürsün aynı şekilde. O suyu bahçeye dökersin. Veya bir ağacın altına dediğiniz gibi aynı şekilde dökebilirsin. Ama yoksa şehirde ise banyoda da aynı şekilde o su. O suyla zaten bir kısmını okumuştur. Onu çoğaltmak suretiyle de her zerresine o sirayet ediyor. Gusül abdesti o şekilde alınabilir mi? Evet alınabilir. Yalnız burada üzerinde durmamız gereken bir husus var. Tabii altyapı göçtüğü için insanlar hemen sıkıntıya girdiği zaman hemen hepimizin var. Bana nazar değdi, bana aynı şekilde büyü yapıldı. Onun için böyle oluyor falan. Şimdi Mustafa Bey çok özür dilerim. Tamam nazar haktır, geçebilir. Nazar için dualar da var. Onlar yapıldığı zaman biiznillahü teala korur. Hayat-ı hırs yanında taşındığı zaman da korur. Sabahleyin Bismillahillezî lâ yedurû ma'asmihî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ ve semî'ul alîm. Bunu 3 defa inanarak okuyunca İslam Ahlak kitabında açık net yazılı. Hatta defalarca daha önce de bahsetmiştik. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teâlâ aleyh hazretleri de talebelerin haberine nakletmişler. Hatta anlatırlarken buyuruyorlar ki bize sihir, nazar, büyü tesir etmez. Niçin kardeşim buyuruyorlar? Çünkü biz her gün sabahleyin 3 defa Bismillahillezî, hatta onun besmeleyle olan kavli de var. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahillezî lâ yedurru me'asmihî şey'in fil ardı ve lâ fissemâ ve hüve semî'ul alîm. Bunu 3 defa okuyoruz. Akşam da okuyoruz. Peki niçin demez? Bunu İslam alimleri yazıyor buyuruyorlar. Yani niçin inanalım buna? Bunu İslam alimleri yazıyor buyuruyorlar. Onlar bildiriyor. Hadis-i şerif de var. Ve arkasına bir söz söylüyorlar. O önemli. Buna inanmak lazım buyuruyorlar. Ve inanarak. Ha yani bir şey okuyorsun falan da inanıyor musun, inanmıyor musun? Bir şey olmadı. Olmaz tabii ki. Bir şey olmadı. Olmaz tabii ki. Olmaz. Yani inanarak. Bu aynı şekilde Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında bu şekilde bildirmiştir. Bunu 3 defa okuyunca sabah 3 defa. Efendim unutuyorum. Yaz aynı şekilde en çok evde nereye uğrarsın? En çok borcun olduğu yer mesela. Helanın kapısıdır. Veya en çok lavabodur. Elini yüzünü yıkarsın oraya. En çok yeme içme ihtiyacın mutfağa. Yani uğradığın yer nereyse. Çıkış kapısının aynı şekilde çıkış kapısını oraya yapıştır. Sabahleyin evden çıkarken ha, onu görürsün. Birkaç yere yapıştır, bir yere değil. Ha, boynuna da as. Dolayısıyla meleke haline gelinceye kadar bu devam eder. Meleke haline gelince otomatik olarak hatırlarsın bunu. Ve inanarak okuyunca biznillahü teala çözülmez. Büyü ve nazar tesir etmez. Zaten bunlar okunduğu zaman da biznillahü teala çözülür. Şimdi zannediliyor ki bütün sıkıntılar işte bizim işte bir komşu var. İşte akrabadan falan var. Onlar bizi çekemiyor. Onlar büyü yapmışlar da şöyle yapmışlar da. Piyasada da bir sürü namert insan var. Ne demek namert? Adam dini kullanmak suretiyle din perdesi altında aynı şekilde para kazanıyor. Din perdesi altında para kazanıyor. Mesela Osman Ünlü'yü bile kullanarak işte Osman'ın okuduğu aynı şekilde su diye satanlar bile varmış, haberin olsun.
Gizli gizli böyle bir şeyler mi yaptırıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Ben yapsam evet. Açık yaparım. Hiç gördüğümüz yok. Osman'ın tanıdığım insan ne diyecek? Hiç gördüğümüz yok, ettiğimiz yok. Ya. Hakikaten niye biz düşünemedik onu? Değil mi ya? Allah Allah. Adam... Osman Ünlü'nün saçının teli filan desek saç da yok ama. Saç da ya gördün mü adam Osman Ünlü'yü kullanarak para kazanıyor. Ha bu şekilde sahtekar çok. Adam sen o iyi olmuşsun olmamışsın şeyle bile aynı şekilde. Yani adam zihniyeti, cibilliyeti bozuk olduktan sonra her şeyi kullanır. Mesela bir ara şimdi bakanlık devreye girerek onları kontrol altına aldı ya. Gıda takviyesi olarak yapılanlar vardı. Hakikaten bazıları doğru yapıyordu. Hı. Ama sahtekar çok olduğu için o doğru yapılanlar da gitti gürültüye. Hakikaten onlar da gitti. Bazıları menfaatine ters geldi. Ne oldu falan da peşmekanlı. Tabii orada rant söz konusu, para söz konusu. Bazıları da aynı şekilde devreye girdi. Ha sahtekar da çok. Mesela açıyor bakıyor. Ya adamın söylemiş olduğu şeylerden hiç zerresi yok. Tabii onları da görünce ta ben gençlik yıllarıma doğru geri gittim. Niye öyle bakıyorsun? Yaşlandım artık. Gençlik yıllarıma geri gittim. Bizim ilahiyat okurken bir arkadaşım birisi çitnevir derler. Böyle nişan falan yapıldığı zaman kız tarafı bir şeyler götürür. Oğlanın, damadın arkadaşları toplanır. Öyle bir arkadaş nişanlanmıştı. Orada gitti. Bir arkadaşım ise şaklabalık yapıyor. Böyle anlatıyordu. İşte yazın tatilde siz ne yaptınız? O da diyordu ki biz dedi iki arkadaş dedi yazın dedi. Böyle dedi haşerat ilaçları satıyorduk. Tabii herkes böyle. Ama öyle de ciddi anlatıyor ki. Dedi, nasıl haşerat ilacı ya? Siz nereden alıyorsunuz? Ya dedi gani çok. Nasıl? Kiremit fabrikalarının etrafında kiremit tozu topluyorduk dedi kağıdı. Onları yutturuyorlar millet. Şimdi tabii bunu espriyle anlatıyor. Yapanları kendisi yapmış gibi anlatıyor. Bu da mesela dedi bir gün dedi böyle dedi foyamız meydana çıktı. Şeyde pazar yerinde dedi. Tam dedi böyle müşterileri şey yapmışız dedi. Birisi geldi demiş oğlum geçen demiş aldım ama demiş hiç faydası olmadı demiş amca. Sen demiş onun formülünü dinledin mi? Nasıldı demiş. Bak demiş. Akşam demiş eve gidince demiş böyle demiş yatağı açacaksın. Ondan sonra güzelce bu tozdan serpeceksin. Sonra demiş yorganı hafifçe kapatacaksın. Kendin de içine gireceksin. Lambayı da söndürüp bekleyeceksin. Biraz sonra pireler gelir. Pire gelince yavaşça yorganı kaldıracaksın. Ondan sonra hemen elektriği yakacaksın, pireyi tutacaksın, bu tozu tam göğsüne serpeceksin demiş ya. Nasıl formül? Güzel. Adam demiş ki oğlum demiş ya ben yakaladıktan sonra. Kendim hallederim. Dolayısıyla hani buna benzer böyle sahtekarlar çok olduğu için her konuda. Ya kendim mesela bir zamanlar köy çocuğu olmam sebebiyle doğrudan doğruya halle pek alakamız olmazdı da bazen gittiğimiz olurdu. Ya biz tarladan yetiştiriyorduk tabii. Hepsi bizim karma karışık böyle iyisi de kötüsü de vatandaş hepsini görüyordu. O hale bir gün bir gittim. Daha ortaokula gidiyorum. Babamla bir gittiydik yoksa birisi mi götürüyordu falan. Bir tuhafıma gitti. Nerede çarık çürük varsa altına en iyileri üstüne koyuyor. Adama dedim ki altındakiler dedim bozuk. Ya karışma dedi. Git. Çocuk dedi sen aklın ermezsin. Oluyor ve çocuk aklım ermiyor. Öyle yapıyor. Sahtekarlık ediyor. Peynirinde yapıyor. Ondan sonra ne bileyim ben fasulyesinde yapıyor. Buğdayında yapıyor. Hepsinde yapıyor. Cibilliyeti bozuk. Bu nerede olursa olsun. E şimdi bakıyor nerede para var? Ha işte insanlar bugün strese girdiği için bunun da çoğunda büyümüyor diyor. Diyor biz dediği bir hoca oluruz. Hocalıkla falan alakası yok adamın. Bundan bir alakası yok. Falan yerde bir cinci varmış. Hasbelkader işte 3-5 de saf torik aynı şekilde ayarlanıyor o ekibi var. Aa biz gittik ya hoca uçuruyor adamı falan. Cimmin var abi söküp atıyor. Büyüyü bir dakikada çözüyor falan. Ulan elinde sihirli değnek mi var kim çözecek bunu? Bağla da aynı şekilde ipini mi çözüyor bu? E gidiyor tamam diyor. Adam anlatınca büyü var. Bunu hallederiz ama amması ne? Önce bir $50 vereceksin. Şunları yapacağım. İkinci partide $100 vereceksin. Tam soyguncu yani. Eşkıya. Tam bir eşkıya. Vatandaş da aynı şekilde şey olduğu için gitti biliverdi adam. Dedi ki işte sizin işte akrabada adam atıyor zaten. O da zaten pimpirikli ya gelen. Ha akrabadan eltim tamam diyor eltim var benim. İşte mavi göz. Aa mavi gözlü onu da bildi diyor. Atıyor adam o da aynı şekilde rast geliyor bazen tutuyor.
Ya ondan sonra bir bakıyorsun akrabalar arasında aynı şekilde gerginlik. Sen bana büyü yapmıştın. Gözünle mi gördün ya? Haberi bile yok kadının. Velev ki yaptı. Tuttuğunu nereden biliyorsun? Kaybı mı biliyorsun? O alçak da aynı şekilde kaybı mı biliyor? Nereden biliyor? Kaybı Allah paradan başka kimse bilemez ki. Kafir olur ya. Onun için bu şekilde böyle yıldızlamaya bakmak, buna inanmak, bunların sözlerine itibar etmek imanı götürür. Efendim böyle yapan. Böyle yapan zaten aynı şekilde imanla veyahut da dinle bir alakası yok ki. Adam senin cebinde ne kadar para çarpacak onu düşünüyor. Ne kadar para çarpacak onu düşünüyor. Onun için bu tip kimseler gitmemeli. Tam İbn-i Hasadiyeti Ebedi kitabında büyüyle alakalı, sihirle alakalı büyü bahsinde arkasında alfabetik fiil his var. B maddesinde veya S maddesinde sihir diye yazar. S-H-R sihir yazar ve o sayfada zaten siyah harflerle sihir kelimesini görür. Orada okusun sihir, büyü için neler yapılması lazım geldi. Onları yaptığı zaman biznillahirrahmanirrahim ne büyü kalır ne bir şey. Ama efendim papaz büyüsümüz. İstese hani şekilde domuz büyüsü olsun. Ne olursa olsun adına ne derse desin. Hangi büyü yaparsa yapsın mutlaka çözülür. Allah-u Teala hiç hem büyü mutlaka tesir eder diye bir kayıt da yok. İlaç gibidir. Allah-u Teala dilerse tesir eder, dilerse tesir etmez ki ona. İstediği kadar yapsın adam. Sabah akşam yapsın. Sen de sabah akşam bunları oku. Ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. Ona buna gitmeye de gerek yok. Ona buna gitmeye de aynı şekilde gerek yok. Yani çözülmeyecek büyü yoktur diyorsun. Ay yoktur. Mustafa abi olur mu öyle şey? Şimdi şöyle söyleyeyim. Gene seni zengin edelim. Senin büyük bir bahçen var 10 dönüm. Nereden çıktı 10 dönüm ya? Bir dönüm yetmiyor arkadaş ya. Birazını da bize ver yani. Siz bilirsiniz. İstediğinizi alın, istediğinizi verin. Şimdi 10 dönüm bahçen var. Sen bu 10 dönüm bahçene, 10 dönüm bahçene başkasını müdahale ettirir misin? Ettirmem. Oraya ne ekeceğine kim karar verir? Sen karar verirsin. İstersen tamamının hepsine söğüt ekersin. Adam bak ya Mustafa Tokuz'a bak söğüt ekmiş görüyor musun? Sana ne? Kavak ekmiş, kavak ekmiş. Sana ne? İstediğimi eker diker miyim ben? Başkasını müdahale ettirir miyim ben? Canım sıkıldı aynı şekilde armut ekmiştim hepsini kestim. Sonra vişne ektim onları da kestim. Kayısı ektim onları da kestim. Kim karışır? Benim mülküm. Şimdi bizi dinleyenler de aynı şekilde doğru diyecek ya. Benim mülküm. Kim karışır ki bana? Peki insanın bir mülkü için kim karışır ki benden başka sözünü söylüyoruz da. İnsan da yedi kat gökler ve içindekiler de meleği de cinni de yedi kat gökleri de dağları da denizleri de kimin mülkü? Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hak mülkünde Cenab-ı Hak yaratmış. Ondan sonra onları idare eden aciz kalmış. Olur mu öyle şey ya? Allah-u Teala kendi yarattıklarından birisi Allah-u Teala'nın o tahakküm idare etme gücünü haşa Cenab-ı Hakk'ın elinden almış. Büyüyle adamları köle yapmış. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Allah-u Teala serbest bırakır mı? Olur mu öyle şey kendi mülkünde bir başkasına aynı şekilde o yetkiyi verir mi Cenab-ı Hak? Ama efendim yani şimdi sizinki yani bazen böyle krallar oluyor, hükümdar oluyor, zalim oluyor, despot oluyor falan. Ya onlar da hadis-i şerifte biliyor ki herkes amellerine göredir. O başına getirdiğin despot, başına getirdiğin firavun, başına getirdiğin nemrut senin ameliğin neticesinde geliyor. Sen azgın olmasaydın Allah-u Teala onu göndermezdi. Allah-u Teala bir yere aynı şekilde gadab ederse kötüler vasıtasıyla oradakileri cezalandırır buyuruyor. Amelleriniz amirlerinizdir. O hiç değişmez. Kabahat sizin. Eğer siz iyi olsaydınız sizin başınıza iyi birisi gelirdi. İyi birisi gelirdi. Eğer başınıza kötü varsa amelleriniz kötü demektir. Orada başkası da değil. Allah böyle ezelde bu şekilde takdir etmiştir. Yoksa ona da aynı şekilde sonsuz yetki vermiyor ki. Firavun'a sonsuz yetki geberdi gitti Firavun'da. Nemrut da geberdi gitti. Nice aynı şekilde diktatörler. Roma'yı yakan Neron da geberdi gitti. Stalin de geberdi gitti. Mao da geberdi gitti. Kimse kalmadı ki. Hatta kitaplarda var böyle zalimler ve diktatörler için söylenmiş bir beyit var. Ne etti kendi rahat ne aleme verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubur diye. Böyleler için bildirilmiştir bu. Bunlarda da aynı şekilde sonsuzluk yok. Bir dereceye kadar. Ondan sonra. Onlar da müdahale edemiyor. Edemiyor. Yani. Edemiyor. Niye bu kadar uzattık? Uzatmamızın sebebi yani. Sihirle büyüyle ben istediğimi yaparım diyenlere inanılmaması içindir. Ha tesir etmiştir. Ah caresi de tam İbn-i Hasadiyeti bir dedi var. Yap onu. Biiznillah talep bir şey kalmaz. Peki.